صل على المختار من مطر والأنبياء وجميع الرسل ما ذكروا فصل ربي على الهادي وعترته وصحبه من لطي الدين قد نشروا الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا Mevlana Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Ölümden, ahiretten biraz bazı hadis-i şerife rivayetler beyan ederek Ramazan-ı Şerif'e hazırlanmak, Ramazan-ı Şerif'te günahları terk etmek, Ramazan-ı Şerif'te ibadat-ı taata teşvik etmek babından sonumuzu düşünelim, ahiretimizi düşünelim, dünyaya karşı soğuk olalım, ahirete karşı rağbetli olalım diye efendim birkaç rivayet sizlerle paylaşacağım. İbn Acibe Hazretleri ulemanın, evliyanın reislerinden, Şazeliye tarikatının Acibiye kolunun müessisi, bu mübarek zatın tefsirinden de istifade ediyoruz. Daha birçok eserlerinden de istifade ediyoruz. Şeceratül Yakîn fî mâ teallakû bi kevni rabbil âlemin diye bir eseri var. Bu eserde âlemlerin Rabbinin yarattığı mahlukatla alakalı yakini itikat, şüphesiz itikatı temin ve tahsil için birçok mevzulara temas etmiş. Burada melâke-i kiramdan bahsetmiş. Ölüm meleği Azrail aleyhisselamdan özellikle bahsetmiş. Bunlar hakkında bizlere vaaz-ı nasihatler derc etmiş. Rabbim azami derecede istifade edenlerden eylesin. Amin. Melâke-i kiram hakkında buyuruyor. وَعَلَمَ اَنَّ اللّٰهُ تَعَلَى خَلَقَ مِنَ الْمَلَاكَةِ اَرْبَعَةً جِبْرِيلَ وَمِكَالَ وَاِشْرَافِلَ عَزْرَائِيلَ وَهُوَ مَلَكُ الْمَوْتِ عَلَيْهُمُ السَّلَامِ Allah Teala dört büyük melek halketmiş. Bu melekler, meleklerin de peygamberleri ve Resulleri sayılıyor. Cibril ve Mikail ve İsrafil ve Azrail aleyhisselam o ölüm meleğidir. Ve ceale ilim umurel halaik ve tedbirum. Mahlukatın işlerini, yönetimlerini bu meleklere havale etmiş. İlâ yevmil kıyâme. Kıyamet gününe kadar alemleri, 18 bin alemi, mahlukatı bu meleklerle yönetecek. Allah'ım o meleklere de salatü selam eylesin. Amin. Özellikle Azrail aleyhisselamla arayı iyi tutmak lazım. Devamlı salavat göndermek lazım. Rabbim bize onu en güzel surette bizi korkutmayıp müjdeleyecek şekilde son nefeslerimizde irsal eylesin. Amin. Hazreti Cibril'i vahiy ve risaletin sahibi, Hazreti Mikail'i yağmurların, rızıkların sahibi, müvekkeli, Hazreti İsrafil'i sura üfürülmeyle müvekkel, görevli, Azrail aleyhissalatü vesselam'ı da ruhların kabzı ile müvekkel kılmış. Bu melekler devamlı Allah'ımızı zikrederler. La yasunallahu ma amarum. Hiç isyan etmezler ve ef'alune ma marun. Ne emrolunuyorsa onu yerine getirirler. İbn Abbas radıyallahu anhu buyuruyor ki İsrafil aleyhisselam suru taşıma görevinin kendisine verilmesini niyaz etmiş. Allah Teala da 7 kat göklerin kuvvetini İsrafil aleyhisselama vermiş. Çünkü sur nasıl bir şey? 7 kat gökler, yerler onda bir daire kadar kalıyor surda. Sur bir borazan gibi bir şey. Fakat İsrafil aleyhisselamın ağzında. Ama 7 kat gökler, yerler surdaki bir daire. O kadar büyük. Onu nasıl ağzında taşıyor? İşte Allah Teala 7 kat semavatın ve erazın kuvvetini İsrafil aleyhisselama bahşetmiş. Hem 7 kat göklerin, hem 7 kat yerlerin, hem bütün insanların ve cinlerin kuvvetini ona vermiş. Ona 1000 tane lisan vermiş. 1000 tane dil vermiş. Bize bir tane veriyor. İstediğine 2 tane veremez mi? İstediğine 1000 tane veremez mi? İstediğine istediğim kadar veririm buraya. Yezidu fil halkı ma yeşâ. Yaratma hususunda dilediğimi ziyade ederim. Hazreti Cibril'e 600 tane kanat vermiş. Bir kanadı doğuyu geçiyor, bir kanadı batıyı aşıyor.
Bazı melekler iki kanatlı, bazı dört kanatlı, bazı bin dilli, bazı 2000 lisanlı. Dilediğim kadar buyuruyor, mahlukatta ziyadeler yaparım. Yüsebbihullahu teâlâ likulli lisan bi elfi elfi lügati. Bin tane lisan vermiş, her bir lisanıyla 1 milyon lügatla Allah-u Teala tesbih ediyor. Devamlı Subhanallah, ama zikirlerinin artık onların tesbihatı, onların lügatları, onların lisanları. Allah-u Teala İsrafil Aleyhisselam'a verdiği her nefesten bir melek halkediyor. Her nefes. O bir nefeste bir Subhanallah dese, bir zikir yapsa, o nefesten de bir melek yaratıyor. Devamlı, otomatik Mevla yaratıyor. Ve bütün bu melekler de kıyamete kadar Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar. Onlar Allah-u Teala katında mukarrabdirler. En kıymetli meleklerdirler. Çünkü İsrafil Aleyhisselam'ın nefeslerinden Allah-u Teala onları halk etmektedir. Arşı taşıyan melekler, kiramen katibin, bunlar İsrafil Aleyhisselam'ın sureti üzere halk edilmişler. İsrafil Aleyhisselam her gün ve gece 3 kere cehenneme nazar eder. Allah bize orada bir hisse nasip etmesin. Amin. İsrafil Aleyhisselam her gün ve gece 3 kere cehenneme bakıyor. Cehenneme baktığı zaman 7 kat göklerden, yerlerden ağır olan suru ağzında taşıyan o koca azametli yüce melek eriyor, 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 bir okun yayı kadar inceliyor. Ve yebki ve tadarru'u ilallâhi, ağlıyor, 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 Allah-u Teala'ya çok yalvarıyor. Allah-u Teala İsrafil Aleyhisselam'ın gözyaşlarının, damlalarının dünyaya ulaşmasına mani oluyor. Yani bize onları ulaştırmıyor. Eğer İsrafil Aleyhisselam'ın cehenneme nazar ettiği vakit Allah'ın korkusundan, azabının dehşetinden ağladıkları gözyaşlarının damlaları dünyaya ulaşacak olsaydı, Nuh tufanı gibi dağların üstüne su çıkardı diyor. Ulu dağın üstüne su çıkardı diyor. Nuh tufanı gibi. O kadar ağlıyor. Çünkü alemleri kaplamış bir melek yani. Ne kadar ağlıyor. Çünkü neden? Allah-u Teala'yı en çok onlar biliyorlar, tanıyorlar. وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ Kur'an-ı Azimüşşan'da da meleklerden bahsederken öyle buyuruyor. وَهُمْ melekler مِنْ خَشْيَتِهِ Allah'ın korkusundan مُشْفِقُونَ Tiril tiril titriyorlar. Halbuki günahları yok. Mesul de değiller. Mükellef de değiller. Ama tiril tiril ötleri kopuyor Mevla'da. E şimdi biz mesulüz, biz mükellefiz, biz günahkarız. Bu kadar azap tehditleri önümüzde duruyor. Ama biz hala gülüyoruz, yiyoruz, içiyoruz. Ha ha hi. Allah bize huşu nasip eylesin. Rabbim bize haşyetullah nasip eylesin. Yüce zatından hakkıyla korkmak makamı bize ihsan eylesin. Ki ahirette korkulardan cümlemizi emin eylesin. Amin. Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam'dan 500 sene sonra yaratılmış. O mübareğin başından ayaklarına kadar zaferandan, safrandan tüyleri var. Safrandan. Zaferan çok muteber. Cennette de zaferan çok var, safran. Kanatları zebercetten, yeşil zebercet. O da bir mücevher madenlerindendir. Dünyada da var. Tabii suretleri var dünyada, zebercet, yeşil. Yeşil zebercetten kanatları var. Her tüyleri üzerinde 1 milyon yüzü var. Allah Allah. Her yüzde 1 milyon ağzı var. Her ağızda 1 milyon lisanı var. Her lisanda 1 milyon lügat ile Mevla'yı zikrediyor, tesbih ediyor. Ve bütün dilleriyle, lisanlarıyla ve lügatleriyle Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin ümmetlerinden müminini müminatın, iman etmiş erkeklerle kadınların günahları için istiğfar ediyor. Şimdi bu Ramazan-ı Şerif'in öyle bir bereketi var ki, arşı taşıyan melekler, hamile-i arş, şimdi 4
Mahşerde 8 olacak. Ve yahmilu arşe rabbike fevkum yevmeydin semaniye diyor Kur'an-ı Kerim'de. Bugün 8 olacak diyor. Yani o gün mahşeri söylüyor. Dünyada 4. Onlar o kadar büyük melekler ki onlar hakkında bazı hadis-i şerifler rivayet ettim. Ebu Davud'da geçen sahih hadis-i şerifte, arşı taşıyan meleklerin azametini ve büyüklüğünü beyan ederken sallallahu teala aleyhi ve sellem kulak yumuşağıyla boyunların arası doğuyla batı arası kadar buyuruyor. Kulak yumuşağıyla boyunların arası. 700 senelik mesafedir buyuruyor. 700 sene kuş uçsa şuradan şuraya uçar buyuruyor. Bu Ebu Davud hadisidir, sahih. Yani arşı taşıyan hamele-i arş. Ramazan-ı Şerif olduğu zaman onlar devamlı zikrediyorlar. Devamlı zikirle meşgul oluyorlar. Allah-u Teala Ramazan-ı Şerif olduğunda arşı taşıyan meleklere buyuruyor. Beni zikri durdurun. Ne yapacaksınız? Habibimin, sevgilimin, Muhammed Mustafa'mın sallallahu aleyhi ve sellem ümmetlerinden günahkarların affı için benden mağfiret talep edin. Beni zikri durdurun, ümmeti Muhammed'e çalışın. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için Ramazan'da af olmayan daha ne zaman af olacak buyuruyor hadis-i şerif. Neden? Ya arşı taşıyan melekler bütün mesailerini istiğfar için, bizim günahlarımızı affı için efendim kullanırlarken sen bu Resulullah'ın ümmeti değil misin sallallahu aleyhi ve sellem? Onun inandıklarına inanmıyor musun? Kur'an'a inanmıyor musun? Sünnete inanmıyor musun? Hadis-i şerife inanmıyor musun? Ehl-i sünnet itikadında değil misin ki? Ne bozuk adamsın ki? Bu kadar melekler af istiyor da Allah seni affetmiyorsa senden bozuk adam olmaz. Rabbim Ramazan-ı Şerif'ten af olmadan çıkmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Çok büyük bir beladır. Kafanı vuracak duvar arasan bulamazsın. Bu hadis-i şeriflerde çok beyan ediliyor. Çünkü melâke-i kiram burada bizim için istiğfar ettiriliyor. Allah-u Teala Mikail Aleyhisselam'ın her gözünden bir damla, bin damla kalka diyor. O her damladan, mübarek gözünden inen her damladan bir melek kalka diyor. O melekler de Mikail Aleyhisselam'ın suretinde yaratılıyor. Onlar da kıyamet gününe kadar Allah-u Teala'yı tesbih ediyorlar. Allah Allah. İsrafil Aleyhisselam'dan, onun nefeslerinden yaratılan meleklerin adı nedir? Mukarrabun. Hani Kur'an-ı Kerim'de mukarrab melekler, hadis-i şeriflerde mukarrab diyor. O mukarrab en yakın melekler İsrafil Aleyhisselam'ın nefeslerinden halk ettikleridir. Mikail Aleyhisselam'ın gözyaşının damlalarından halk ettiklerinin isimleri El-Kevseriyun. Onların isimleri Kevseriler. Yani Kevser büyük hayırlar demektir. Havz-ı Kevser de oradan geliyor. İnne ataynâkel Kevser'daki manada aynıdır. Çok hayır demektir. Onlara El-Kevseriyun buyuruluyor. Onlar Mikail Aleyhisselam'ın yardımcılarıdırlar. Yağmurlarla görevlidirler, rızıklarla görevlidirler. Gökten bir damla, yerden bir ot, bir damla damlamaz, yerden bir ot bitmez ki Mikail Aleyhisselam'ın ve onun avanı, yardımcıları, melâke-i kiramın hesabı, kontrolü, bilgisi, tasarrufu dahilinde olmasın. Sen de zannediyorsun ki o bizim evde bir saksı var, saksıda ot bitmiş. O Mikail Aleyhisselam'ın tasarrufuyla. Mevla yaratıyor, görevi ona vermiş. Sizin evdeki saksıdan, bahçedeki ottan, dağdaki, meradaki, yayladaki, ormanlardaki, ağaçlardaki yapraklar, bütün yerden başın çıkaran erzak, rızıklar ve gökten damlayan bütün yağmur taneleri, kar taneleri, dolu taneleri hepsi Mikail Aleyhisselam'ın tahtı tasarrufundan. Meyveler, ürünler, Allah Allah. Denizlere damlayan damlalar, ağaçların üzerindeki semereler, meyveler, yeryüzündeki nebatat, her bir tanenin üzerinde bir melek var, onunla görevlidir. Allah. Her tanenin. Bütün bu yönetimde Mikail Aleyhisselam'ın tasarrufuna verilmiş. Ne kadar büyük bir muhasebe ya! Sen bir bakkal dükkanı işletemiyorsun. Bir bakkal dükkanı tezgahındaki gofreti sayamıyorsun. Oradan çocuğun biri aşırsa haberin yok ya.
bizim kadar gafil, mütegafil, cahil, nasi, mütenasi adamlar onlar. Bizim dükkan battı ya hoca ya. Batar tabii ya sen mübarek adam. Ne girenden haberin var, ne çıkandan haberin var. Sen bakkal işletemişsin, market ne açtın mübarek adam ya. Çünkü insan kafasının üstünü görmüyor ya. Şurasını görmüyor ya. Gözlüğü buraya takmış, gözlüğüm nerede diye dolanıyorum ya. Ya böyle bir insanız. Kendini beğenmekte de üstümüze yok. Mikail aleyhisselam kendini beğenmiyor. İsrafil aleyhisselam kendini beğenmiyor. Ağlamaktan gözyaşları deniz derya oluyor. Bizim kadar günahkar, cahil, gafil, aciz, zayıf, meriz, hasta, alil adamlar uf havalarda. Rüzgarımızdan adam devrilecek. Allah bize tevazu nasip eylesin. Şu melâke-i kirâmın hallerinden ibret alanlardan eylesin. Allah'ın bu azami, en yüce mahlukatını güzel dinleyip de, istifade edip de, şuurlenip de Allah'ımıza karşı aczimizi izhar edenlerden eylesin. Bir insan acizim diyecek ya, zelilim diyecek, rezilim diyecek, hakirim diyecek, kendini en aşağı görecek ya. Şuyum, buyum, hacıyım, hocayım, hafızım, âlimim, zenginim, patronum. Allah! Bir hava, bir hava, bir hava. Şu kadar diyor, milyon dolar malım var diyor. Allah! E bana ne anlatıyorsun hacı abi ya? Allah mübarek etsin. Ne yapayım senin milyon dolarını? Milyar dolar diyen de gördüm yani. Var mı yok mu bilmiyorum. Ya da atıyor yani ama neyse. Ya şu kadar param, şu ya tamam ya. Sen Allah'ın kulusun. Bir kabuz olsan bas bas bağıracaksın. Bir milyar doları verirsin, zor çıkarırsın ya. Kusura bakma hacı abi ya. Yani lütfen, lütfen terbiyeli olalım. Böyle bir şey, atmaca gibi biz. Bu var Ramazan-ı Şerif'te, afımızı isteyelim, terbiyemizi takınalım. Allah'ın kullarına tevazlı olalım. Ya, hiç günahsızlar ne halde, biz bu kadar günahla ne halde. Durumumuz iç açıcı değil. Şimdi, Cibril aleyhisselam, kısa kısa, yani tabii bunların her bir eli hakkında ciltler dolusu rivayet var. Kısa kısa melâk-ı kiramdan bahsediyor. Biz sadede geleceğiz. Sadede ne zaman geleceğiz? Sadede geleceğiz. Azrail aleyhisselama geldik mi sadede geleceğiz. Çünkü boğazımız o sıkacak yani. Onun için onu iyi karşılamamız lazım. Hazreti Cibril de bizden razı olsun. Allah bize onu şefaatçi eylesin. Hazreti Mikail'i de şefaatçi eylesin. Hazreti İsrafil'i de şefaatçi eylesin. Biz onlara salavat-ı şerifeler okuyoruz. Aleyhimussalatu vesselam. Allah'ım her birerlerine yüksek tecelliler, salavat, rahmat, berekatlar ihsan eylesin. Amin. Allah'ımızın yüce melekleri ya. Ne kıymetli mahlukat. Mahlukatın en şereflilerinden. Tabii peygamberler onlardan üstün. İnsanların peygamberleri onlardan üstün. Ama insanların peygamberleri. Bir tek peygamberler onlardan üstün. Geri kalan evliya onlardan üstün değil. Ama evliya da meleklerin evliyasından üstün. Sıradan Müslümanlar da sıradan meleklerden üstün. Ayrı dava. Taftil sırası tertibi buna göredir. Hazreti Cibril aleyhisselam, Mikail aleyhisselamdan 500 sene sonra yaratılmış. Size sorsam ne zannederdiniz? Tabii ben de beraber. Efendim, yani de içindeydim dedi Nasreddin Hoca. En evvel kim yaratıldı bir hesap yapsam ben Cebrail aleyhisselam zannederdim. İlk kim yaratıldı bu hesaba göre? İsrafil aleyhisselam. Sonra? Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselamdan ne kadar sonra yaratılmış? 500 sene sonra. Cebrail aleyhisselam da Mikail aleyhisselamdan ne kadar sonra yaratılmış? 500 sene sonra. O zaman gökler yerler var mı? Yok. Yani ilk yaratılanlardan. Melâke-i kirâm, hazaratı. Bunlar önemli sorular. Hazreti Cibril'in 1600 tane kanadı var. Şimdi bu kanatları Kur'an-ı Kerim'de de zikrediliyor. Meleklerin kanatlı oldukları, inkar eden kafir olur. Ama bir adam dese ki, Cebrail aleyhisselamın 600 kanadına ben inanmıyorum dese, kafir olmaz. Bayağı bir sapık olur tabii ki. Hani hadisleri inkar ettiği için. Ama meleklerin kanadı yok dese kafir olur. Niye kafir olur? Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için. Ne buyuruyor Fatır suresinde? Câilil melâketi rusulen ülî ecnihetin
Melekleri rasuller yaptım. Peygamberlerimle aralarımda sefirler yaptım. Onları kanatlı melekler yaptım. Mesna ikişer ikişer ve sülase üçer üçer ve ruba dörder dörder dört tarafında dört tarafında işte iki iki üç üç dört dört yezidü fil halk ma yeşâ. İstediğim kadar artırıyorum. İstediğim meleğe daha fazla veriyorum buyuruyor. Bu ayette kanatlı oldukları sabittir. Şimdi Cebrail aleyhisselamın tabii birçok özellikleri var. Kuvvetli olduğu Kur'an'da geçiyor. Zî kuvvetin, indezil arş-ı mekîn, zû mirratin festevâ, Necm suresine geçiyor. Bu ayet-i kerimelerde çok güçlü, kuvvetli olduğu beyan ediliyor. Başından, ayağından, tepesine, zaferandan, safrandan tüyleri var. Tabii bu safran sizin piyasa safranından değil yani. Perşembe pazarında bulunmaz. Mevlamızın özel yarattığı zaferandan. Güneş onun iki gözünün arasında. Allah Allah. Güneş onun iki gözünün, koca güneş, dünya yakır, kavuruyor, biraz yaklaşsa zaten eriyeceğiz, gideceğiz yani. Ona göre Mevla ayarlamış oldu. O kadar dünyadan kaç yüz kat büyük dünyadan. Güneş onun, Cebrail aleyhisselam iki gözünün arasına denk geliyor yani. O kadar küçük kalıyor onun kuvvetinin, azametinin yanında. Her mübarek tüylerinin üzerlerinde, mübarek tüyleri var ya kanadının, o kanadının tüylerinde sen bir tane ay görmüşsün, bir şeyden haberin yok, görmemişe dönmüşsün, ondan sonra aya çıktım diye efendim, onu da doğru mu söylüyorlar, yalan mı söylüyorlar, onu da daha tam tespit edemedik, aya çıkmışlar, ne yapmışlar da aya çıktım diye hava atıyorsun. Hazreti Cibril'in her tüyünün üzerinde bir ay, her kanadının her tüyünün üzerinde bir gezegen var ya. Allah Allah. Âlemler gezegen dolu. He? Bir kara delikten bahsettiler geçen de. Dünyadan 3 milyon kere büyük. Kendileri çıkarttılar, astronot şey ettiler. Büyük teleskoplar kurdular, 8 teleskoplar çektiler. Dünyadan 300 kat bilmem ne kadar büyük, sırf kara delik. Gezegen şeyde, fezada. Düşün ki Cebrail aleyhisselam ne göklere sığar, ne yerlere sığar. Allah Allah. Kanatlarında, tüylerin üzerinde gezegenler var. Ne olacak gezegen dediğin nedir? Samanyolu'nda ne kadar gezegen var? Saymaya kalkana deli diye rapor veriyorlar yani. Bir gezegen buluyorlar, bunun içinde diyorlar, bilmem şu kadar milyar, trilyar yıldız var. Bir, o kadar daha da göremedikleri, görebildiklerinden bahsediyorlar. Düşün ki Allah Teala Hazreti Cibril'e her şeyine yani tüyüne mübarek bir gezegen koymuş. Ama o Cebrail aleyhisselam küçüldüğü zaman da Allah korkusundan ne kadar kalıyor? Serçe kadar oluyor. Bir de bakıyorsun ıslanmış serçe nasıl böyle tiril tiril titrer. Bir de baktın Cebrail aleyhisselam ıslanmış serçe gibi tiril tiril titriyor. Çünkü asli yaratılışı o kanatlarıyla büyüktür. Ama meleklerin suretten surete tebeddül ve değişme kuvvetleri var. Allah Teala meleklere o kuvveti verdiği için bir de bakıyorsun Cebrail aleyhisselam olmuş bir serçe kuşu kadar pır 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 kalbi çarpıyor böyle ölecek. Allah Teala'dan korkusundan. Ama Allah Teala ona görev verdiği zaman azametiyle, kanatlarıyla iş yapıyor. Efendim heybetiyle tecelli ettiği zaman inim inim iniyor, küçülüyor, küçücük oluyor. Hazreti Cibril aleyhisselam Nur Denizi'ne her gün 360 kere giriyor. Nur Denizi, Allah-u Teala'nın 7 kat semanın fevkinde nurdan deniz var. Sudan da deniz var. Sudan da deniz var. Miraç hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? 7 kat semaları geçtiğimde bir deniz gördüm. Başıyla sonu göklerle yerler arası kadar. Yani denizin derinliği yani. Allah. E sen de diyorsun ki efendim, bu deniz üstümüzde nasıl duruyor? Ya kardeşim, gökler böyle değil ki. Gökler böyle. Yumurtanın şeyi gibi, efendim, zarı gibi diyeyim, soğanın zarları gibi böyle böyle. Yani onun için bizim dünyamız, gökler böyle kapanmış. وَسِعَ كُرْسِيُ السَّمَاوَاتْ وَالْاَرْضِ Allah'ın kürsüsü gökleri kaplamış demiyor ki, yerleri de kaplamış diyor ayet-i kerimesinde. Böyle çünkü. Dolayısıyla alemi öyle düşündüğün zaman buradan efendim Allah Teala bunu nasıl tutuyor? Allah Teala nasıl tutuyor? Göğü nasıl tutuyor?
اِنَّ اللّٰهِمْ شُكُسْ سَمَاوَاتِ وَالَرْضَنْ تَزُولَى Gökler, yerler kaymasınlar diye Allah tutuyor. Yoksa durabilir mi bir saniye? Göğü tutan Allah suyu da tutar orada. Buradaki denizler nasıl akmıyor, kaymıyor bir tarafa gidip de bütün her tarafı boğmuyor, nasıl duruyor? Hepsini o tutuyor. Celle Şanuhu, Celle Celaluhu. Onun için yedi kat semada on sonra yağmur yağdığı zaman yağmura inanıyor. Bu yağmurlara bu şey nereden geliyor? Bulutlara falan. İşte diyor işte duman oluyor. Aşağıdan efendim sıcak oluyor, oradan duman oluyor. Dumandan yukarı vuruyor, oradan anlatıyor işte. Yağmuru tarif ediyor, doluyu tarif ediyor, kar tarif ediyor falan filan. Allah Teala'nın hazineleri semavattadır. Ve fis semâi rizkukum ve mâ tuadûn. Rızıklarınız da gökte, yağmurunuz da gökte, dolunuz da gökte. Ha yediğin otlar, soğanlar, patatesler de rızkınız göktedir diyor. Hepsi oradan iniyor. Hepsi oradan iniyor. Ve mâ tuadûn. Size vaat edilenler de gökte. Allah'ım kafamıza taş yarmaktan muhafaza eylesin. Tehdit edildiğiniz azaplar da gökten geliyor. Yıldırım oradan geliyor, şimşek oradan geliyor, fırtına oradan geliyor, bora oradan geliyor, hortum oradan geliyor. Hep semavattan yönetiliyoruz. Allah Teala mekandan münezzeh. Haşa ve kella. Hiç melekleriyle aynı katta olur mu yahu? Haşa ve kella. Allah gökte diyenden daha enayi kim olabilir? Allah nasıl gökte olacak? Arş göğün üstündedir. O zaman arşı taşıyan melek Allah'ın üstüne mi çıkmış aşağı ve kella? Yani bu kadar beyinsiz bu selefi vehhabiler. Bunlardan daha beyinsiz adam görmedim. Allah itikadımızı muhafaza eylesin. Nur denizine 360 kere giriyor. Çıktığı zaman kanadından 1 milyon damla damlıyor. 360 kere giriyor. Her girdiğinde çıkıyor. O nasıl çıkıyor o nur denizinden Allah Allah. Nasıl bir azamet. Gökler yerler yanında dere göl kadar kalmaz. Kuyu kadar kalmaz gökler yerler. Kuyu kadar. Halka kadar kalmaz. Bilye kadar. Her bir seferinde 1 milyon damla böyle yapıyor, silkiniyor. Silkinince damlalar çıkıyor. Allah Teala her damladan her gün ama her gün 360 kere, bu 360'ın her birinde 1 milyon. Yani oluyor 360 milyon damla. Bu her damladan bir melek yaratıyor. Her gün. Bu melekler yaratılmaya devam ediyor. Bir kere yaratıldılar da bitmedi. O melekler, Alâsıfat-ı Cibril, hepsinin sureti Cibril Aleyhisselam'a benziyor sıfatı. Onlar ne yapıyorlar? Yüsebbihûne Allâhe ilâ yevmil kıyâme. Kıyamet gününe kadar Allah-u Teala tesbih ediyorlar. Onların isimleri nedir? Onların isimleri er-ruhaniyun, ruhanilerdir. Şimdi İsrafil Aleyhisselam'dan yaratılanlar mukarrabun. Nefesinde yaratılanlar. Mikail Aleyhisselam'ın gözyaşının damlalarından yaratılanlar el-kevseriyun. Cebrail Aleyhisselam'ın nur denizinden çıktığındaki damlalardan, üzerindeki damla, gözyaşı değil de üzerinde nur denizinden kalan damlalardan yaratılanların adı ruhaniyündür. İşte onu tenezzelül melâiketü ve ruhu fîhâ. Melekler de iniyor Kadir Gecesi'nde, ruh da iniyor. Ruh Cibril Emin'in bir ismidir. Hem ruhtur ismi şerifi, ondan yaratılanların da ismi şerifleri ruhanilerdir. Ölüm meleğinin suretine gelince Allah-u Tebâreke ve Teâlâ İmam Mukatil İbn-i Süleyman rahimehullahu teâlâ beyan etmişler. Kitab-ı Sülük isimli eserde bu zikredilmiş. Ölüm meleğinin yedinci kat semada bir seriri var. Serir demek taht. Yani kürsü. Hani şimdi diyorlar ya işte falan doktorun falan hastanede kürsüsü var. Falan akademisyenin işte şurada kürsüsü var falan. Nasıl mahlukat ne kadar zayıf ise, ne kadar aciz ise, ne kadar itibarsız ise, Allah'ın nezdinde de bunların itibarı yok. Ama tefsirde ise, hadiste ise, fıkıhta ise o ayrı bir şey. Maddi işlerin Allah'ın nezdinde ne itibarı var? Azrail Aleyhisselam'ın yedinci kat semada bir seriri var. Allah-u Teala onu nurdan halketmiş. O seriri, onun üzerinde bulunduğu tahtı nurdan yaratmış. Onun 70.000 tane direği var. 70.000 bak bir tane külliye yapılıyor. Kaç tane direk lazım?
70 bin tane kaimesi var, direği var. Allah-u Teala Azrail Aleyhisselam'ı da hangi sureti üzere halketmiş? İsrafil Aleyhisselam'ın sureti üzere halketmiş. Yani İsrafil Aleyhisselam nasıl 7 kat gökler, 7 kat yerler kadar güçlü kuvvet ona ihsan edilmiş. Ondan sonra efendim ayağından başına kadar kanatları, tüyleri var. Bin tane lisanı var aynı. Yani Azrail Aleyhisselam'ın sureti İsrafil Aleyhisselam'ın aynı. 4000 tane kanadı var. Azrail Aleyhisselam'ın 4000 kanadının farkı şu. Kanatlarının mübarek bedeninin cesedinin, çünkü onlar da biliyorsunuz mahluktur, yaratılmışlardır. Yaratıldıkları için onların da Allah-u Teala'nın onlara verdiği bir suret var. Dolayısıyla ama nurani varlıklar oldukları için istedikleri zaman istedikleri kadar küçülebiliyorlar, istediği şekle girilebiliyorlar. Ama asli hilkatleri, asli fıtratleri elle tutulur, gözle görülür şekilde cesetleri var, yani bedenleri var. Şimdi biz bu zamana kadar hep melekler için ne söylüyoruz? Nurani varlıklardır diyoruz. Şimdi nurani varlık dediğimiz zaman biz diyoruz ki buraya şimdi Cebrail Aleyhisselam sığar mı? Mikail Aleyhisselam da gelse, İsrafil Aleyhisselam da, Azrail Aleyhisselam zaten geliyor, her dakika alıyor gidiyor. Yani şimdi buraya hepsi nasıl sığıyor o zaman bu kadar büyükse? Nurani varlıklar dediğimiz zaman işte istediği surete, istediği hılkete girer. Ama bir asli yaratılışı var. O asli yaratılışta tüy var mı? Var. Kanat var mı? Var. E şimdi ayette kanat var diyor. Kanat tüysüz olur mu? Nurun kanadı olur mu? Nurdan kanat. Böyle bir şey olur mu? Dolayısıyla bunları da dikkatli anlayalım yani. Meleklerin bedeni var mı? Var. Cesedi var mı? Var. İskelet var mı? Var. Yani nurani deyince bunlara zıt düşmüyor. Nuraninin farkı ne? Biz de kesif varlıklarız. Nurani olmadığımız için sade bedenden iskelet. Bir de ruh tarafımız var. E bizim de ruhumuz geliyor, gidiyor, giriyor, çıkıyor. Kimse görüyor mu? Görmüyor. Ama bedenimiz hiçbir tarafta kendini kaybedemiyor. Çuvala sokacak halimiz yok. Bir de bak hemen ortada şap gibi kalıyorsun. Onun için biz kendimizi gizleyemeyiz, şekil değiştiremeyiz. Ondan sonra kardeşim, Azrail Aleyhisselam'ın da 4000 kanadı var. Bu kanadında gözleri var. Kanatlarında gözleri var. Bütün bedeni gözlerle, dillerle dolu. Şimdi ne kadar bedeni var? İşte göklerden, yerlerden büyük. E göklerden yerlerden büyük olan bedenin her tarafında nesi var? Gözleri var, bir de dilleri var. Bizle bunun ne alakası var? Allah'ın mahlukatından yarattıklarında ne kadar kuşlar var, ne kadar efendim hayvanlar var, canlıları konuşuyoruz. Ne kadar insanlar var, ne kadar cinler var. Cinlerin de ruhu var, cinler de canlı. Biz de canlıyız. Bizim her birerlerimizin Azrail Aleyhisselam'ın bedeninde neyimiz var? Benim var, senin de var, böceğin de var, canlıysa. Anladın mı? Otun yok. Çünkü otlarda bir hayat var ama bitkisel hayat deniyor. O kendi istediğine göre hareket eden bir hayat değil. Ama böcek bile kendi isteğine göre hareket ediyor mu? Ediyor. Sinek ediyor mu? Ediyor. En küçücük böcek, gözle görülmeyecek kadar bir küçücük sinek var. İstediği gibi uçuyor, kaçıyor. Dolayısıyla o zîruhtur. Zîruh demek canlı demektir. Canlı olduğu zaman bitin canı var. Hem de ne canı var? Senin canını yakacak kadar canı var. Pirenin canı var. Dolayısıyla bu zîruh olanlardan düşünüyor musunuz? Ne kadar karıncasından filine, insanından cinine, denizin dibindeki bütün balıklar hepsi zîruhtur. Bu kadar balıklar, bütün yani ormanlar, dağlar, taşlar, denizdeki ne kadar böcekler var ise bütün canlılar adedince her canlının Azrail Aleyhisselam'ın cesedinin üzerinde bir gözü var, bir de dili var. Ne anladınız şimdi bundan? Azrail Aleyhisselam böyle hepimizi takip ediyor Allah Teala. Onların adedince 7,5 milyar insan var. Bundan kaç kat fazla cin var. Ondan kaç kat fazla balık var. Ondan kaç kat fazla böcek var. Hepsinin adedince Azrail Aleyhisselam'ın cesedinde el var. Anlıyor musun? Sonra diyorsun ki bu Azrail Aleyhisselam aynı anda 3 adamın canını nasıl alıyor?
Hepsinin eli onda, hepsinin gözü onda, hepsinin kulağı onda, hepsinin dili onda. İstediği anda istediğini alabilir mi? İstediği yerde alır. Biz bugüne kadar böyle bilmiyorduk. Böyle bilmeyince de tam anlayamıyorduk. Oradan oraya mı yetişiyor? Yani hızlı mı gidiyor? Süratle yetişiyor? Aynı anda nasıl alıyor falan? Diyorduk. Onun önünde sofra gibi bütün dünya. İstediğin istediği yerden sen sofradaki, tabaktaki hurmayı istediğini aldığın gibi önünden o da alıyor diyorduk ama kitaplarda da görmüştük ama bu kadar tafsilat ilk gördüm yani. Bu kadar tafsilat ilk gördüm. Şimdi ne yapıyor? Azrail aleyhissalatu vesselam herkesin eli kadar onda el olduğu için o eliyle efendim onun ruhunu alıyor. Ve böylece mahlukatın yaratılmışlar hangi mekanda olursa olsun her mekanda onların canlarını almaya imkan buluyor. Şimdi dünyada bir insan ölüyor. Diyelim ki bu şu saatte birisi ölüyor. Allah ölenlerimize iman selameti nasip eylesin. Doğanlarımızı İslam fıtratı üzere halk eylesin. Her an doğuyor, ölüyor. Öldüğü zaman ne oluyor? İşte Azrail Aleyhisselam'ın üzerindeki bedeninde ki o adamın iki gözü sönüyor. Öldüğün anda sen burada ruhunu teslim ettiğin anda sana ait iki göz orada sönüyor. Allah Allah. Böyle bir acayip Mevla Teala halk eylemiş. Azrail Aleyhisselam'ın dört tane yüzü var. Biri öne bakıyor. Biri başın üstüne doğru bakıyor. Biri sırtına bakıyor, biri ayaklarının altına bakıyor. Peygamberlerin, meleklerin ruhlarını alırken başının üstündeki, onlar çünkü semavi, ulvi, yüce oldukları için yüce ruhları başının üstündeki yüzüyle alıyor. Müminlerin ruhlarını, Allah cümlemize bu şekilde ölmeye muvaffak eylesin, mübarek ön tarafına bakarak, ön yüzüyle alıyor. Yani ön yüzüyle alırsa canımızı, anla ki imanla öleceğiz inşallah. Allah bize o şekilde irsal eylesin. Kafirlerin ruhlarını hiç yüzünü döndürmüyor, onlara bakmıyor. Sırtının arkasındaki yüzüyle alıyor. Allah o hale düşmekten cümlemizi muhafaza eylesin. Cinlerin ruhlarını da alıyor, cin. Sen de zannediyorsun ki cinler hiç ölmez, uçar, kaçar, cinler her şeyi becerir. Ne kadar kaçsa çekirge bir sıçrar, iki sıçrar. En sonunda Azrail Aleyhisselam'ın eline düşer. Onu da cinlerin ruhlarında ayaklarının altındaki ayaklarının altında da yüzü var. Ayaklarının altındaki yüzüyle cinlerin ruhlarını alıyor. Azrail Aleyhisselam'ın ayaklarının biri cehennemin üstündeki sırat köprüsünde duruyor. Ayaklarının biri cennetin üzerindeki kürsünün üzerinde duruyor. Allah Allah! Azamete bak! Büyüklüğe bak! Şimdi Azrail Aleyhisselam büyük. Ne kadar büyük? Tabii onu yaratanı nasıl anlayacağız? Bir de adam çıkacak, Allah'ı görmeye kalkmış haşa ve kel. Diyor ki Allah nerede? Şurada, burada. Bir de Allah'tan bahsediyor. Ya insan kadar cahil var mı ya? Bilmediğinde bilmez. Mahlukatının azametine dayanamıyorsun. Daha onun yarattığı güneşe bakamıyorsun. Güneşe bakamıyorsun. Gözlerin sulanıyor. Biraz yanaşsa eriyip gidiyorsun ya. Güneş biraz yanaşsa ya. Biraz hararet olsan su oluyorsun gidiyorsun ya. Duman oluyorsun, buhar oluyorsun ya. Şurada, demir çelikte, Karabük'te, bilmem nerede. Havadan asalar adamı, potanın üzerine, ta potaya yanaşmadan dumanı çıkıyor ya. Potanın içine düşmeden dumanı çıkıyor. O demir potalarında ya. Sen ne diyorsun sen? Bir de Allah Teala'yı görmek istiyor, şey etmek istiyor efendim, nasıldır diye keyfiyet soruyor, şekil soruyor, haşa ve kella. Şimdi Azrail Aleyhisselam'da şekil konuşuyoruz tabii. Şekli var çünkü. Meleklerin şekli var çünkü. Onun için şekil konuşuyoruz. Allah Teala kemiyetten, keyfiyetten münezzeh. O nasıl konuşacağız? Azrail Aleyhisselam'ın büyüklüğünü anlatmak için diyor. Lev subbe miyav cemii'il bihari vel enhari ala rasi ma vekat katratun alel ard. O kadar büyüktür ki dünyanın ahiret neyse işte göklerdeki yerlerdeki bütün denizler, bütün göller, göletler, bütün ırmaklar, ırmak diyoruz, ırmak, öyle ırmaklar var dünyada ya. Bıraksan ne Bursa kalır ne İstanbul kalır, öyle ırmaklar var. Hep alır gider buraları. Bütün denizler, okyanuslar, ırmakları toplasan diyor,
Azrail Aleyhisselam'ın başının üstünden döksen bir damla yere düşmez diye. Anladın mı şimdi? Allah'ın böyle melekler var. Bütün dünya bir esriya, ölüm meleğinin nazarında bütün dünya ne gibidir diyor? Kehabbeti kardelin fiyedi hadiküm. Sizin birinizin elindeki hardal tanesi kadar. Dünyayı versen hardal kadar burada kalmaz diyor. Azametinden. Sade dünya değil. Gökler de öyle, yerler de öyle. Arş kürsü de öyle. Ya bütün mahlukatı koysan hardal kadar kalır. Yukallibul halâik fid dünya. Sizin biriniz mesela şimdi paralar, bozuk paralar diyelim yani. Şöyle bozuk paralar buraya koymuşlar. Böyle kaldırıyorsun, indiriyorsun, böyle karıştırıyorsun falan yaparsan nasıl? İşte diyor, sizin biriniz dinarları, dirhemleri ters yüz ettiği gibi, taklip ettiği gibi, altını üstüne çevirdiği gibi Azrail Aleyhisselam da bütün alemleri, 18 bin alemi böyle çevirir diyor. Allah Teala ona öyle fırsat vermiş. Onun için yırtıcı hayvanların, behaimin, hayvanların, böceklerin ruhlarını da alma görevi ona ait, orada halife kullanıyor. Yardımcı melekler devreye sokuyor. Ama insanlara geldiği zaman biliyorsunuz yardımcı melake-i kiram yine ayağımızdan ağrı çekerken canı alıyorlar, tam boğaza getiriyorlar. Boğaza geldiğinde oradan Azrail Aleyhisselam alıyor. Şimdi ayet-i kerimenin birinde ne buyuruyor Estağfirullah? Allahü teveffel enfuse hine mevtiha. Ölüm vakti geldiğinde canları Allah alır. Bu ayette Allah alır buyuruyor. Çünkü ölümü O yaratır demektir. O yaratmazsa Azrail Aleyhisselam ne diyor? Sineğin canını alma gücüm yok. Allah yaratmadan sineğin canını alma gücüm yok. Onun için bu ayet yaratmaktan bahsediyor. Ölümü ellezî halakal mevte vel hayâte. Ölümü ve hayatı yarattı diyor. İnşallah bir derste anlatacağım. Ramazan-ı Şerif'te dersleri takip edin. İftardan 45 dakika evvelki dersleri takip edin. Bir derste ölümü yarattı ya Allah Teala. Ölüm nasıl bir şey? Ölümün de sureti var. Ölümün de şekli var. Ölümün de azameti büyüklüğü var. Ölüm öyle bir şey ki yani. Ölümü görünce bütün melekler bayıldı düştü. Bütün melekler ölümü görünce bayıldı düştü. Ölüm de öyle bir mahluk. Ölüm de mahluk. Ölüm mahluk olur mu ya? Ya tebareke okumuyor musun kardeş sen? Halakal mevte vel hayat ediyor. Halaka yarattı. El mevte ölümü. E yaratılana ne derler? Mahluk işte oluyor da. Yarattı onunsa, Allah yarattıysa halik oluyor. Ölüm de ne oluyor? Mahluk oluyor. Sen ne anlamıyorsun ki daha? Hiç Kur'an'dan bir şey okumamış mısın? Hakikaten okumamışlar Kur'an. Tefsir profesörlerinin Kur'an'dan haberi yok. Hadis profesörlerinin hadisten haberi yok. Akademisyenlerde özellikle durum böyle. Hocaların da birçoğu kendilerini geliştirmiyorlar. Yani zaten şimdi merkezi sistem ezan, merkezi sistem vaaz, her şey merkezi. Bir kişi konuşuyor, 80 camiye yayılıyor. Hiçbir caminin imamı da artık bir kitap karıştırayım, Arapça bilmiyorum. E bazı bir Türkçesinden tercümesine bakayım deme lüzumu bile hissetmiyor. Eskiden bizim çocukluğumuzda her caminin imamı birkaç bir şey hazırlardı yani bir teraviden önce falan. Şimdi sen her yer merkezi falan. Ondan sonra zaten cuma hutbeleri de kağıtla geliyor imamlara. Ne olacak? Öyle imamlığı ben de yaparım ya. Allah Allah. Ölümü de yarattım diyor. Hayatı da yarattım diyor. Onun için hayat da mahluktur. Mevt, ölüm de mahluktur. Ama ölümü de bir derste anlatacağım inşallah. Ona da rastlarsanız. Her zaman takip ederseniz illa rastlayacaksınız inşallah Rahman. Allahu Teala bütün mahlukatı yok ettiği zaman küllü şeyin halikun la vecu. Zatı dışında her şey lak olacak. Bütün insanlar öldü. Bütün cinler öldü. Bütün hayvanlar öldü. Kıyamet koptu. Alemler gitti. Melekler o zamana kadar hayatta kalıyor. Sura iki üfürülüş arasında Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Azrail Aleyhisselam hepsi vefat edecek ama onlar görevli oldukları için tam nerede ölecekler? Sura bir üfürülecek, bütün alemler yok olacak. Ondan sonra bir daha üfürülecek. O iki üfürülüş arasında bu yüce melekler de vefat edecekler. Ondan sonra yine ikinci üfürülüşten evvel, alemler dirilmeden evvel
Onlar önce dirilecekler. Çünkü iki tarafta da vazifeleri var. Bütün alemlerin yok olmasında da vazifeleri var. Kalkarken onların kabirden mahşere istikballeri, karşılanmaları, yönetimleri, orada da vazifeleri var. Onun için sonra ölecekler, önce dirilecekler. Melekler ölümsüz değil. Allah'tan gayrı ölümsüz yok. Küllü şeyin hâlikün illâ vecehe. Zat-ı müstesna. Her şey helak olacak. Celle şanuhu ve celle celaluhu. Şimdi bütün kıyamet kopunca canlı kalıyor mu? Kalmıyor. Canlı kalmayınca ne oluyor? Azrail aleyhisselamın mübarek vücudundaki, cesedi şerifinde, bedeni şerifindeki bütün gözlerin hepsi kapanıyor. Çünkü neden? Gören göz kalmadı ki. Zihruh kalmadı ki. İşiten kulak kalmadı ki. Konuşan dil kalmadı ki. He? Kullu men aleyha fân ve yebbeqâ vechu rabbike zülcelâli vel ikram. O zaman göz möz bir şey yapamıyor. Düşün ki Azrail aleyhisselam her yeri göz ya bütün. Bütün bedeni göz ya, kulak, el. Ama sönenin sönüyor, sönenin sönüyor, kıyamet koptu, bütün gözler kapandı. Allah. Rabbimiz Tebareke ve Teala. Şimdi, böylece Azrail aleyhisselam ölüm ve hastalıklar nüshasıyla, dosyasıyla görevli. Bundan dolayıdır ki Berat gecelerinde her sene Berat gecesinde Azrail aleyhisselam'a da bir senelik ölecek kalacak hastalıklar da onunla. Hastalık dosyası da ona veriliyor. Kanser olacak, ülser olacak, şeker olacak. Onlar da ona veriliyor. Böylece kulların takibini yapıyor. Eceli bitip bitmediğini işte o eline verilen dosyadan takip ediyor. Yıllık dosyadan takip ediyor. Bir de 40 gün kala ayrıyetten. Bir bildirim geliyor. Nasıl sizin telefon hatlarınıza bildirim geliyor. Faturanın kapanmasına şu kadar kaldı. Ya tazeliyorsan tazele, yoksa 3 kat fiyatı fark ettireceğiz. O bildirimler geliyor ya. Onun için Azrail aleyhisselam'a da bildirimler geliyor. Azrail aleyhisselam'a baştan bu görev verildi dedi. Ya Rabbi dedi, ben kullarının canlarını alacağım ama hangi hal üzere alacağım, hangi heyet üzere alacağım, hangi şekil üzere alacağım? Allah Teala buyurdu ki, ya melekel mevt, hâdâ ilmu gaybi, lâ attalû alâ hadun gayri. Bu benim gayb ilmimdendir. Bunu ben kendime tahsis etmişim. Benden gayrisi buna vakıf olamaz. Ben sana bütün teferruatı vermem. Onun için sana lazım olduğu kadar müşahhas, adamla ilgili, özeliyle alakalı, bunun yanaştı, bu kadar kaldı, ben sana bu bilgiyi veririm buyurdu. Lakin ben sana vakti geleceğine dair bazı alametler vereceğim. Mesela nefeslerle görevli melek var. Şimdi nefes, aldığımız, verdiğimiz nefeslerle görevli melek. Mesela nefeslerle görevli melek sana gelecek, diyecek ki felanın nefesi bitti. Sonra rızıklarla görevli meleğim var. Rızıklarla görevli melekten bildirim gelecek. Temme rızkı falan, felanın rızkı bitti. Allah, daha dünyadan içecek bir yudum suyu kalmamış. Ondan sonra ameliyle görevli meleğim var. Şimdi adam yatsıyı kılacağız, kılmayacağız. Şimdi görsen veyahut da başka bir günah işleyecek adam, Allah muhafaza. Amel, o da ameli salih, ameli talih. İyi amel var, kötü amel var. Ama o görevli melek bunu takip ediyor, iyi kötü. O da gelecek, diyecek ki temme amelü filan, felanın ameli bitti. O zaman bu kişi iyilerden midir, kötülerden midir? Eğer saitlerdense, bahtiyarlardansa, imanlı öleceklerdense, senin amel defterinde bunun ismi zaten bir senelik listede varsa, o sene ölecekse, Berat gecesi verilmiş. O isme bakarsın. Nefesi bitti, rızkı bitti, ameli bitti. Dolayısıyla sen oraya yöneleceksin şimdi. Yöneldiğin anda bakacaksın. Allah Allah! Eğer Ahmet Mahmut, ünlüsü ahirette geçmez. Soyadı kanunu Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyeti ile alakalı bir şeydir. Ahirette soyadı kanunu var mı? Yok. Ahmet'in neyle geçer ahirette hükmü? Ahmet İbni Yusuf. Adamı çağırırlar babasının adıyla. Yusuf oğlu Ahmet. Öyle mi? Seni de babanın oğluyla. Sakın şaşırtıp maşırtıp ben ünlüyüm, münlüyüm, benim soyadım şudur, budur dersin, yanarsın bak. Melekler, hadi git, soyadı kanununu burada geçmez.
Sen şimdi burada babanın adını konuş. Baban kim senin? Derler. Zaten melekler bilirler. Sana da çok sormazlar. Ama sen şaşırma yani soyadımı. İbni Yusuf, yani Yusuf'un oğluyum diye. Birçoğumuz abi, İbni oğlu demek. Tamam mı? Babanın adıyla bir Arapça bari adını bil de. Ondan sonra neyse adın, ona göre muamele yap. Efendim, şimdi orada yazıyor. Ahmet Mahmud İbni Yusuf. Hazreti Aleyhisselam'a Mevla buyurur ki, bu kulum saitlerden midir, şakilerden midir, iyilerden midir, kötülerden midir? İmanlı öleceklerden midir, imansız Allah muhafaza öleceklerden midir? Ehli cennetten midir, ehli cehennemden midir? Sen ne yapacaksın? Oradaki isme bakacaksın. Eğer o ismin etrafına beyaz nurdan bir çizgi görürsen, anla ki imanlı ölecektir, cennetliktir. Ya Rabbi hepimize nasip eyle. Eğer onun ismine bakacaksın, etrafına siyah bir çizgi çektilerse, anla ki bedbahtlardan imanı, Müslüman yaşasa bile imansız ölecek. Müslüman yaşayıp imansız ölenler var. Yani bazı günahları, amelleri Allah'ı gazap ettirmiş, kızdırmış, son nefeste iblisi musallat eder. Bir derste de onu anlatacağız. İblis nasıl musallat olup son nefeste? Ebu Hanife İmam-ı Azam radıyallahu anh buyurur ki, Müslümanlardan kafir ölenlerin çoğunun imanı son nefeste alınır buyuruyor. Çünkü imanın, imansızlık tehlikesinin en büyük noktası son nefes. Allah cümlemize hüsnü hatimeler nasip eylesin. Sui hatimelerden muhafaza eylesin. Eğer isminin etrafında siyah bir hat ve çizgi görürsen, anla ki şakilerdendir, etrafı dolandıysa, imansız ölecek. Sonra sen yine bekleyeceksin. Neden? Ne zamana kadar bekleyeceksin? Arşın altında bir ağaç var, o ağaçta yapraklar var, her yaprakta bir adamın ismi yazılıdır, o yaprak senin önüne düşecek. Onun isminin yazılı olduğu yaprak düştüğü anda ''Ya Rabbi bana biraz önce haber verseydin, ben şimdi adam nereye gitmiş, ben onu nasıl canını alayım?'' demeyeceksin tabii. Neden? Herkesin gözü senin elinde, eli senin elinde, ruhu senin elinde, canı senin elinde. Anında ruhunu kabzedeceksin. Rabbimiz böylece Azrail Aleyhisselam'a beyan ettiler. Şimdi önümüzde böyle günler var. Rızkımız bitmek üzere. Amellerimiz tükenmek üzere, nefeslerimiz tükenmek üzere. Bilmiyoruz bu beraat gecesinden dosyada adımız var mıydı, yok muydu? Vardıysa Allah cümlemize iman selameti nasip eylesin. Yoktuysa hayırlı uzun ömürlerle, daha nice Ramazan şeriflerle, bayram şeriflerle müşerref eylesin. Salih amellerle müzeyyen eylesin, muvaffak eylesin. Ve bizleri Rabbim saitler, suada ile yaşatsın, suada ile haşreylesin. Amin, amin, amin.